Elina, gel kardeşinin yanına. Nasıl olmuş? Çok mutluyum. Su gibi. Anastasya, yavrum çok güzelsin. Maşallah sana. Ya bu... Caner, annem çok yakışıklısın. Çok teşekkür ederim abla. Bu... Acaba annen gelmeden şu nikahı hemen kıysak mı? Annen yoldaymış yengenle abi, beraber. Ben korkuyorum ama bakalım o gelmeden bence de yapalım abla. Artık şu güzelliğe kıyamaz bence. Yani. Ha? Yok kıyamaz. Ben Melek Hanım'ın taş kalpli olduğuna inanmıyorum. Ama ben onu kızmayacağım bugün. Bugün en mutlu günüm benim. Kızmayacağım. Bir de şey... Evet. Benim anım olmadığı için burada ben izninizle ablama elimi öpmek istiyorum Caner'le. Ablacığım. Demedin mi? Abla anne yarısı. Ben de öpeyim o zaman. Benim de büyüğüm olarak tabii, gelmiş. Tabii canım. Başka bunun yaşla alakası yok. Tabii ki öpebilirsin. Hoş geldin. Çok güzel bir gelinlik seçmişsin. Çok zarif. Zaten çok zarif bir kızsın. Çok güzel olmuş. Hepimiz çok mutluyuz. Ama birisi üzgün. Caner ve Anastasya dans ederken Aykut ağladı arkada. O da isterdi evet, ki karısı, resmi nikahlı karısı yanında olsun. Onunla böyle el ele dans etsinler. Ama karısı maalesef... babası Hasan Bey ile birlikte stüdyodan çıkıp gitmek durumunda kaldı. Şimdi bugün Anastasya ve Caner ile ilgili hep konuşmak istiyorum. Her şey onlarla ilgili olsun istiyorum ama Aykut'tan bir iki kelime alacağım. Bugün ne olsun isterdin? Baktığında gelinliğin içinde nazarı mı gördün bak? Yani konuşamıyorum ama hani inşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz. Tek hayalimiz buydu abla. Yani onu bile çok görüyorlar. İşte. Ama olacaksınız. Seda sen herkese şans veriyor. Bir de şey mutluluk veriyor. Ben de inanıyorum siz de aynısı olacak. İnşallah kardeşim. Doğru Allah söylüyor. Mutluluğunuzu bozmaz. Sağ ol Amin. Kardeşim. Anastasya doğru söylüyor. Bu bir savaşsa onlar nerelerden geçtiler? Önce bir hatırlayalım. Anastasya ve Caner çifti Melek Hanım'ın karşı çıkmalarına rağmen nişan yapmıştı. Bizi kaybettin oğlum. Anne. Hani diyorsun bak, ya. Ben sana kurban olurum. Ben senin elini ayağını öperim. Şu nişanında keşke sen olsaydın da şu yüzüğü sen kesseydin ben de. Aferin. Sen buna layık mısın da yapacağım? Benim istemediğim gelini alıyorsun. Buyurun Cemile Hanım. Allah hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun dedi Cemile Hanım. Sevmeyi öğreneceksiniz. Artık siz saygı duyacaksınız. Niye? Nesini seveceğim senin be? Çünkü ben sizin gelin oldum. Git. Gelin oldum. Ben seni sevmiyorum. Biz bu iş uzamayacağız. Biz yakın zamanda evleneceğiz. Melek Hanım bakar mısınız? Bakar mısınız işte, buraya? Hepsi buydu yani bu. Başka göreceğim bir şey yok. Benim istemediğim mutluluk mutluluk değil. Olur ben onu mu? İstemiyorum. İsteyeceksiniz asla sonra. İstemeyeceğim. Seveceksiniz beni. Caner süreci hızlandırdı ve nikahı beklemeden kıyacağım dedi. Ben haftaya bu kızla nikah yapacağım. Bu kız benim artık... Yapamazsın. Helalim. Yapamazsın. Anladın mı? Yapamazsın. Artık yani sen de bunu elinde sonunda onu kabul geç, edeceksin. Geç, onu evet. Geç. Bitsin geç. Artık anla bak bu savaş geç. Yeter. İşler kızıştı. Caner ve Melek Hanım inatlaştı. Caner akrabalarına nikahım var gelin diye seslendi. Hangi birinize ne günah işledim ben sizin ya? Ha. Ben bu zamana kadar hep çalıştım, çabaladım, hep ailem için uğraştım. Saygısız ya, bir çocuk da değilsin. Asla abla ben isterseniz ablalarıma da sorun var mı bir saygısızlığı? Ben asla kimseye saygısızlık da yapmadım bu yaşıma kadar. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Benim bu hafta nikahım var. Hepinizi burada görmek istiyorum. Eğer bana gerçekten değer veriyorsanız, kanınızdan, canınızdan görüyorsanız buraya gelirsiniz. Gelecekler. Herkes. Evleniyoruz biz ya. Merhaba, hoş geldiniz.
Biz kimlik bakmaya geldik. Tabii yardımcı olalım, buyurun. Valla çok şık, bir de çok pahalı istiyoruz. Anladım. Her eliniz bir şey istiyorsunuz galiba. Aha, pırıl pırıl. Yani şey, onu annesi gözleri patlarsın diye. O kadar aşırı güzel yani. Canlarının kraliçe prensesi benim artık. Bunu gibi giyeceğim. Niye? Çünkü benim hakkım var. Artık ben sizin gelin oluyorum. Artık bende hakkım var. Ve perde açılsın. Anastasia birbirinden güzel gelinlikler için denemelere başladı. Aşkım çok güzel olmuş. Prensesler gibi olmuş. Baksana. Çok güzel. Çok yakışmış. Değil mi? Çok güzel. Senin annen güzel elbise ne demek bilmiyor ya. Ben göstereceğim ona. Sen de onu öğret. O nişandan daha pahalı istiyorum, anladın mı? Tamam. Daha pahalı. Büyük gün için heyecanlanan Anastasia en güzel ve en pahalı gelinliği seçmekte kararlı. Vay 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 canım aşkım benim. Çok güzel oldu ya maşallah. Ne giysen yakışıyor sana. Bana tabii ki de öyle yakışıyor. Yani? Bunu alalım. Değil mi? Hı-hı. Bu çok güzel. Kesinlikle bu. Tamam. Bence de çok güzel. Bunun fiyat aralıkları? 183 bin TL. Tamam, alalım. Alalım. Bir kere maşallah. Ama nasıl ya? Ben de kararsız kaldım. Vallahi ben de ya. Çok kararsızım. Pırlanta gibisin. Ne giysen sana çok yakışıyor ya. İşte ama bir tane seçmek lazım. Nasıl ya? Ben seçimi sana bırakıyorum. Ben kararsızım. Sen ne nasıl istiyorsun? Hepsi elbise çok güzel, aşırı güzel, brilyanta gibi ama bir tane seçmek gerekiyordu. Ve hangisi seçtim siz sonra göreceksiniz. Teşekkürler. Anastasia ve Caner çiftinin sabırsızlıkla beklediği nikah günü geldi çattı. Ve sonunda Caner, Anastasia nikah masasındalar. Olesa nasıl görünüyorlar? Çok güzel, süper. 10 numara. Gelinlik falan nasıl? Çok güzel. Gelinlik. Bak Anastasia'nın gözlerinin içi gülüyor. Ben zaten dedim güzele ne yakışmaz. Yani peki, çok güzel. Peki sen giyemedin. Bak o savaşlı savaşlı gelinliği sonunda giydi. İşte ne hissettin? Ben de kazanırım bu savaştan. Evet. Sana da giydireceğim bebeğim. Sağ ol abla. O güzelliğini görsünler değil mi? Mehmet, ne hissediyorsun? Mehmet de duygulandı. Abla ben 20 senedir bekliyorum. Artık bütün hayalleri burada olacaklar. İnşallah, İnşallah. Olacaklar. Yani inanıyorum ben. İnsan gerçekten var ya hani böyle bir günde gerçekten çocukları görmek güzel bir şey. Evet. Keşke bu hale düşmesek de, buraya gelmesek de bunlar olmasa ama evet. Ama en azından 85 milyon önünde de bunu yapmak sizin gerçekten Allah razı olsun İnşallah sizden. İnşallah hepinize nasip olsun. Gerçekten. Hepinize. Yani, şimdi her sabah erkenden, ayıptır söylemesi, ibibik kuşu gibi buraya dikilen Melek Hanım şu an hala bir türlü giriş yapamadı. Yoldayız, son bir isteği var, ben gelmeden nikaha kıymayın. Ne? bu şeylere düşmeyiz. Ben önce teşekkürlerimi edeyim de ben çabucak nikahımı kıyayım. Sakın. Tabii. Geleydin bacım her sabah dikiliyordun buraya. Evet neredesin? Ne yaptınız yollara? Barikat mı kurdurdu giremesi kadın? Ya Aydoğan abi senden beklenir. Kesin yollara bir şeyler kurdurdun ki sen kadın yolları değiştirsin. Bir an önce bitirelim diye mi? Teşekkürlerim var organizasyon için Ömer Çakır'a, mobilya için çok sevdiğimiz kıymetli dostumuz Erdal Ayaydın'a, çok seviyoruz onu. Harika bir gelinlik için Ayşe Öztürk'e,
Katılımcılarımızın kostümleri için Demet Onat'a teşekkürler ediyoruz. Caner, birazdan imzayı atacaksın. Evet abla. Anastasya, birazdan ay güzelim benim. İmzayı atacaksın. Ablan da burada. Ablan çok mutlu. Biraz önce böyle bir aramızda konuştuk. Dedi ki kardeşim çok istekliydi. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Belki kendilerini ifade edemediler ama onların sevgisi büyük. Bugün benim kardeşim için önemli bir gün dedi. Ben, benim ablam vallahi en iyisi ya. Ben teşekkür edeceğim onu çünkü bu benim için bu özel bir gün ve o geldi arkamda duruyor bu aile. Her bu zaman. Aile demek. Her zaman. Teşekkürler. Aile ya, olmak böyle evet. Olmak. Bu demek. Tam da bu demek. Çok heyecanlıyım ya. Şimdi nikahı kıymak için sandalyesini getirmediniz adamın. Nikah memurunun sandalyesini getirsenize. Aa. Herkes heyecanlı. Bugün herkes heyecanlı. Evet, siz de mi? Aa, duygular alayım sandalye gelene kadar. Ayşe? Ay çok heyecanlıyız. Bir de çok şıksınız bacım. Tabii, nikah için giyindik. Aa, en sonunda şurada bir oynayalım hep beraber. Hepiniz buraya çıkın. Oynarız vallahi. Biz oynamayı çok seviyoruz. Şadıman heyecanlı mısın? Sen çok duygulandın Caner'i gördün. Gir kızım, gel Melike. Oraya da koyabilirsin, oraya koy. Tabii ki heyecanlıyım. Böyle ikisini görünce o kadar mücadeleden sonra buraya oturmak onlar için büyük bir başarı. İnşallah Melek Hanım da gelmez. Burası da... Ay hiç de böyle temennide evet, bulunmamıştık. İnşallah onlar da imzalarını atarlar. Şükran. Vallahi çok heyecanlıyız. Çok da mutluyuz. Çünkü Caner'le Anastasya'nın nikahı bugün tabii ki. Bizim için mutluluk da Melek Hanım için bir şey diyemeyeceğim. Çok çok da korkuyorum. Bir şeyler olmadan bir an önce kıyalım. Tülay'cığım, gerçekten çok şıksınız hepiniz. Bunlar hep sizin için çocuklar. Sizin için böyle hazırlandık. Yani ben hala heyecanlıyım. İnşallah Melek Hanım son dakika bir gol atmaz. Çünkü ben ondan her şeyi bekliyorum. Hiç şimdiye kadar olumlu bir şey duymadım ağzından. Bütün gece uyumadı herhalde. O yüzden gecikti buraya vallahi gelmekte. Vallahi ne yaparsa yapsın artık nikah İnşallah. Masamız evet, kuruldu. Evet. Şimdi nikah memurumuz hazırlanıyor. Melek Hanım bekleyin diyor. Melek Hanım. Yoksa benden daha güzel elbise mi giymek istiyor? Yani too late diyor. Ancak böyle bir şey yapabilir diyor. Efendim Semra? Bence Melek Hanım bir tuzak kurabilir. Acilen bu nikah kıyılsın bir an evvel. Bence de. Ne oldu Sevim? Bence de gelmeden kıyılsın bir düşüncesi var galiba onun. Demet çok şıksın. Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Heyecanla geldik. Ve ikisinin mutluluğunu görmek istiyoruz evet. Bir an önce. Herkes istiyor. Ekran evet, başındaki evet. Herkes... Melek Hanım gelmeden kıyalım lütfen. Çocukların mutlu olmasını görüyor. Nikah memurumuz hazırlanıyor. Sandalyesi. Safiye'cim. Çocuklar çok güzel olmuş. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar ama Melek Hanım'dan ben çok endişeliyim. Seda Hanım gerçekten o gelmeden nikah kıyılsa... Artık bir şey yapamaz. Sanki daha hayırlısı olacak. Yapamaz. En fazla bağırır çağırır. O, ne yapar? Ya, Caner ne yapar annen ya, şimdi? Ben söyledim abla. Kapıdan girse. Ya şu an bana onun sağlığıyla ilgili herhangi bir durum olmadığı sürece benim bu nikahıma kimse engel olamaz abla. Ama, ben bu nikah kıyarım. Ama bence birazcık bekleyeceğiz. Belki şu an son şans vereyim onu. Belki öpeceğiz onun elini. Yani bizi bu şekilde... Anlamadım bir dakika. Birini getireceğim. Asla hayır ondan geç kaldı birini. O. Birini aldı geliyor. Kesinlikle. Olsun. Gelsin. Kimi getirirse getirsin. Gelsin abla istediğiyle gelsin. Ben ne dedim onunla ikisinin de gözünün önünde imzamı atarım. Herkese öpeceğiz. Gelsin gelsin. Bak ellerini de öpeceğiz diyor. Yani her türlü adımı atmaya hazır. Ah sen. Vallahi kim isterse getirsin Melek Hanım. Aynen öyle. Biz burada bu nikahı kıyacağız. Artık bitti ya evet, bitti ya artık biliniyorum. Çok tatlı olmuşlar Seda Hanım. Çok yakışmışlar çok tatlılar. Maşallah. Çok büyük mücadele ettiler. Nurhan. Çok güzeller, çok mutlu olsunlar. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Melek Hanım da inşallah taş kalbi yumuşar. Güzellikler içinde gelir. Bir problem çıkmaz inşallah. Ya bağırsa çağırsa da bu nikah kıyılacak. Fuat Hoca diyor ki, Caner Perkinson çalsın diyor.
Caner 2 dakika kalk bakayım. Evet, damat. Ne marifetli, ne marifetli. Hocam sensin ya, ne demek abi. Memurumuz sen evrakların son abi şeylerini hazırlıyor orada, görüyorum. Bakalım. Anastasya, az sonra kocan olacak. Adamın performansını izle bakalım. Açık mı? Eyvallah abi. Çok, çok benim başarılı. Benim kocam en iyisi, en